Merhabalar, hoş geldiniz. Semadın Patikleri, Öykü kanalıma hanımlar. Bakın şöyle. Hemen elimde tutuyorum. Hemen hemen hiç zaman kaybetmeden kış hazırlıkları devam ediyor. Son hızıyla bayramı neyi geri atlattık. Geride bıraktık bayramı falan. Şimdi böyle en güzel modelleri bulup paylaşmaya çalışıyoruz. Elimde şöyle güzel bir model var. Sıradan bir ip, yani eski nakolardan bir ip. 2,5 numara şiş kullandım. Ters ve düz örgüden oluşan yani pirinç örgüsünün üzerine şöyle yapraklar koydum kızlar. Bakın, minik yapraklar koydum. Bunu yabancı kanaldan, ben yine genelde yabancı kanallarla iletişimdeyim, yani onlardan alıyorum modellerimizi. Tabii ki Türk kanalında daha güzel modeller var ama bir kere bir sorun yaşadım diye bir daha da çok bakmıyorum zaten. Bunu yabancı kanalda yeşille sarıyla yapmıştı. Ben de bunu tek renkte çalıştım. Siz de isterseniz bunu başka renkle çalışabilirsiniz. Ama çok güzel hırka, bere, yelek, battaniye demeyeceğim çünkü battaniye bu örgü olmaz. Yani bu model battaniyede güzel durmaz. Duracağını da düşünmüyorum. Tabii sizin zevkinize bağlı. En güzel yelek de hırka da. Şöyle bakın. Yön değiştiriyor, renk değiştiriyor benim telefonda. Şimdi bunu nasıl yaptık? Bunu 3 tane pirinç yapıp bir tane düz. 3 tane pirinç, bir tane düz. Bakın. 3 tane pirinç yaptım, bir tane düz. 3 tane pirinç, bir tane düz. Sonra bu düzleri 5 sıra yaptıktan sonra, 6 sıra yaptıktan sonra bu düzleri buna işlemi uyguladım. Şöyle yaprak görünümünde oldu. Şu şekilde. Yine benim kendim çok beğendim. Tabii ki sizin zevkinizle benim zevkim farklı. Beğenirseniz yaparsınız. Paylaşayım dedim. Hemen bunu mavide yapacağım. Daha belirgin olsun diye. Dediğim gibi modeli yaparken 3 ilmek sayıp bir tanesini düz ayarlayın. 3 ilmek sayıp bir tanesini düz ayarlayın. Ben 2 sıra 2 diş haroşa yaptım. Sonra pirinç modelimi koydum. Pirinç modelini şimdi göreceksiniz nasıl yaptığımı. Hemen devam edelim hanımlar. 1 sıra yaptım. Yani bir sıra böyle gittim, bir sırada böyle geldim. Normalde 2 sıra yapmış oldum. Şimdi gelin tekrar beraber devam edelim bunu. Pirinç örgüsünü örgücüler biliyor. Yeni yapanlar için bakın, pirinç örgüsü şu. Tersin üzeri düz. Düzün üzeri ters. Bu bizim modelimizin yeri. Düz. Tersin üzeri düz. Bakın, 3 tanesini böyle yapıyoruz. Düzün üzeri ters. Pardon, düzün üzeri ters, tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. 3 tane pirinç yaptıktan sonra aradaki bir taneyi düz yapıyoruz. Bu 3. sıramız. Tekrar ters, düz, ters ve model yerimiz düz. Şöyle de göstereyim yakından. 3 tane pirinç, bir tane düz. 3 tane pirinç, bir tane düz. Tekrar pirinci şöyle göstereyim. Düzün üzeri ters. Tersin üzeri düz. Tekrar düzün üzeri ters. Tekrar düzümüzü yaptık. Tekrar pirinç yapalım. 3 tane pirinç örgüsü yapacağız. Bu arkadan yapılırken biraz daha farklı oluyor. Bakın, çevirelim şimdi arkasını. Arkadan yanlış yapıyorum diye tedirgin olmayın. Hemen aldım. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Ters. Şimdi burada tekrar ters. Tekrar ters. Niye? Çünkü ön tarafta düzümüz var. Tekrar ters, iki ters. Bakın, iki ters yan yana geldi. Tekrar ters. 3 tane ters yan yana geldi. Tekrar düz. 1. Bakın, tekrar lastiğin üzerine geldik. Modelin yerinin.
Yani ters taraftan 3 tane ters, 1 tane düz yaparak devam edeceğiz. Pirinç öyle denk geliyor. Üç ters, bir düz modelimizin arka tarafı. Çevirelim. Şu şekilde. Bir, iki, üç, dördüncü sırayı yaptık. Şimdi bir sıra daha gidip, bir sıra daha bu şekilde gelin. Şimdi bakın hanımlar şöyle bir hal aldı. Aralar pirinç, üç tane pirinç, bir tane düz. Altı sıra yaptık bunu. Model bu şekilde ilerledi gitti. 6 sıradan sonra şimdi yapraklarımızı yapacağız. Hemen baştakini boşalttık. Şimdi yaprağı yapacağımız sırada diğer yaprağın yerini hazırlıyoruz. Düz. Ters. Şimdi ne yapacağız? Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Şimdi şöyle bir tığ alayım. Ben yapıyorum ama sizin için daha kolay olsun diye tığ yardımıyla yapacağım ben bunu. Şimdi şurada bakın. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Hemen ilk sıradan tığımızı girdik. Şöyle şu şekilde çektik. Bıraktık. İşimizi aldık. Ama bunu tığla yapmıyoruz. Yani ben tığla yapmıyorum. Eğer size zor gelirse tığla yapın diye gösterdim. Şimdi bunun ikinci sırada. Bakın. Tekrar çıkardım. Üçüncü sıradan tekrar çıkardım. Dördüncü sıradan tekrar çıkardım. Beşinci sıradan tekrar. Altıncı sıradan tekrar. Şişteki duruyor. Şiştekini ördük. Şöyle bir hal aldı. Şimdi ne yapacağız? Bakın bunları bunun üzerine geçireceğiz. İlk aldığımızı tepesinden geçirdik, bıraktık. Bunları sırayla tepesinden geçirdik, bıraktık. Tekrar tekrar aldığımız 6 tane ilmeğin altında bu şekilde ortadaki ilmeğimizin tepesinden geçirerek yaprağımızı yaptık. İşte bu. Gördünüz mü? Şu şekilde yaprağımız oluştu. Ne yapacağız? Bir tane ters. Diğer modelin diğer yaprağın yerini bu sırada koyacağız. Bir tane düz. Bu düz bizim şu düz. Arayı alacağız. Bir dahaki sırada bu arayı yapacağız. Tekrar bir tane ters. Aynı işlemi tekrar yapalım. Bakın. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Bunu dörtük. Tekrar başından geçirdik. Tekrar 6 tane çıkardığımız ilmeğin 6'sını da ortada bir tane kalana kadar üstünden aşırdık. Ve son ilmeğimiz. Şöyle. Bu şekilde
Diğerlerini de yapalım. Hadi bakalım. Bakın hanımlar, yapraklarımızı yaptık. Çok da güzel oldu. Şöyle, şöyle yaptık. Şimdi bakın. Bir tane düz burada var. Bir tane burada var. Gelecek sırada bunlara koyacağız. Yani alt sıradan sonra bu aralara yapacağız yaprakları. Bu aralar isteğinize bağlı. 5 tane de koyabilirsiniz. 7 tane de koyabilirsiniz ama illaki tek olması lazım. Şunları önden kontrol ederek pirinç örgümüze devam edelim. Çevirelim modelimizin arka yüzünü. Bir de sıcak kızlar çevirdik. Bunu düz yapmam gerekiyor. Bakın şu 3 tanesi pirinç olacak. Şu 3 tanesi pirinç olacak. Şunlar pirinç olacak. Bu model yeri olacak. Yaptık. Burada düz geliyor. Bakın dikkat edin. Pirinç olduğu için bunu da ters yaptık. Modelin tepesindeki ilmek düz. Yanındaki ters. Bu modelimizin yeri olduğu için bu da ters. Yani 3 ters bir arada. Tekrar 3 ters. Modelin üzerindekini sadece düz yapıyoruz. Tersten işlem bu. 1 2 3 3 tane ters yaptık. Bakın 3 tane ters, 1 tane düz. 3 tane ters, 1 tane düz. Modelin yaprağın tepesindeki düz, diğer kalan 3 tanesi ters. Bu her sırada böyle olmayabilir. Şimdi göreceksiniz. Yaprağın üzerindeki düz, diğer 3 tanesi ters. Modelimizden sonraki ilk sıramız. Modelimizin arka yüzü, modelimizin ön yüzü. Tekrar önden bir daha gidelim. Bakın birinci sıraya geldik. Zaten yaprağı yaparken koymuştuk. Normalde iki sıra oldu. Yaprağı yaptığımız sırada öbür yaprağın yerini yapıyoruz. Şunu. Düz. Pirinç örgüsüne devam. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Çünkü modelimizin yeri. Bu şekilde 6 sıra yapalım. Şurayı sayacaksınız. 1, 2, 3, 4. sıra yapıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. sıra işte. Bu şekilde 4 sıra bu düzü yapalım. Bakın arkayı tekrar göstereyim istedim. Arkada sadece yaprağın üzerindeki ters taraftan düz, diğer 3 tanesi ters. Tekrar yaprağın üzerindeyiz. Pirinç yaptığımız için. Bakın yaprağın üzerindeki düz. Her sıra arkadan bu şekilde yapılıyor. 1 şöyle yavaş yapayım. 2 3 İpi arkaya attık. 1 tane düz. Tekrar ipi kendimize doğru aldık. 1 2 ve 3. Tekrar yaprağın üzerindeyiz. Düz. 1 2 ve 3. 4. sırayı da bitirdik. 4. sırayı da bitirdik. Çevirelim. Sırayı şu şekilde sayın hanımlar. 1 1 2 1 2 3 4 5. Şimdi buradan gideceğiz. Arkadan gelince
modeli koyacağız. Tamam. Tekrar bu şekilde pirinç örgüsünü yapıp dönüp gelelim. Şimdi hanımlar bakın, örneğin bunun bir sırasını başka renk, bir sırasını başka renk yapmak istiyorsunuz, değil mi? Şimdi onu nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Ben tek renk çalıştım. Her birini başka renk yapmak istiyorsanız şuradan, şurada bir ipim var elimin altında. Bu ipi şöyle şuraya bağlayayım. Kenarına. Şöyle gevşek bir şekilde dibe sıyıralım. Bağladık. Şimdi bu renk geçişinde öbür yapraklar başka renk yapmak istiyorsunuz ya. Bu renk geçişinde buradan bağlayıp şu düzlerin birer tanesini bu renkten yapacaksınız. Sadece tek renkleri. Tamam mı? Şöyle çevirelim modelimizi. Baştakini hemen boşaldım. Baştakini boşaldım. Bakın, burada bir model yerimiz var, değil mi? Bakın. Burada bir tane düzümüz var. Bu düzün üzerine bu rengi attım. Bir tane düz yaptım. Diğer kalan pirinç örgümüzü mavi ile devam edin. Mavi ile devam ettik bunu. Şöyle bir şaşırmayayım, bakayım modelime. Evet. Düzün üzeri ters. Bunu ben tam model biterken yapacaktım ama neyse. Onu da gösteririm ben size şimdi. Pirinç örgüsü. 3 tane pirinç örgüsünü yaptıktan sonra buradaki düzün üzerine bu renkle koyduk. Tekrar pirinç örgüsü. Tekrar yaprak yerinin düzün üzeri bu renk. Bunu yaprak bitince de yapacağız. Ki iplik bu başa gelsin. Pirinç örgüsü. Pirinç örgüsü dikkat isteyen bir iş. Evet. Buradaki düzün üzerine tekrar kullanacağımız rengi yaptık. Bakın başka renkleri bunların üzerine yaptık. Bu şekilde. Şimdi her bir rengi başka renk yapacaksınız dedim ya. Her bir yaprağı başka bir renk kullanmak istiyorsunuz ya, tekrar buradan ilk sırasından başlayalım. Düzün. 1 2 3 4 5 ve 6. Bunu da ördük. Aynı işlemi yapacağız. Tek tek tepesinden aşıracağız. Kolay. Yani tabii ki bilmeyene zor, bilene kolay. Ve son ilmeğimizi de aldık hanımlar. Bakın yaprağımız oluştu. Bir ipim ince diye biraz yaprağımız küçük oldu. Hemen ana rengi alalım. Ana rengi aldık. Pirinç örgüsüne devam.
Ortadaki bir dahaki yapacağımız yaprağın yeri şu. Hemen bunu da ters yaptık. Pirinç örgüsü. Şimdi tekrar sıra geldi yaprağımızı yapmaya. Bu ipimizi bırakalım. Bu yaprağı yapacağımız ipi alalım. İplerinizin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. İncel kalın olursa benimki gibi yapraklarınız büyüklü küçüklü olur hanımlar. Bir. Biraz büyük çekeyim. Yaprak kendini göstersin. 2 3 4 5 ve 6. Bunu dördük. Tekrar tek tek 1 2 3 4 5 ve 6. Bu yaprağımızı da yaptık. Tekrar ana rengi alıp bu şekilde yaprak geçişimiz de bu. Tamam mı? Tekrar pirinç örgümüzü yapalım. Tekrar modele geldik. Bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi ben başa çıkıp dönüp geleyim. Şimdi bakın hanımlar. Bir sırasını mavi yaprak yaptık. Bir sırasını pembe yaprak yaptık. Yani gül kurusu yaprak yaptık. Arkadan gelirken yine aynı işlem. Sadece yaprağı koyacağımı son sırada gösterdim. Tersten gelirken hangi renk yaprak yapacaksanız o rengi tersten birer tane birer tane yapıp geleceksiniz. Zaten burada gösterdim. Modelimiz bu şekilde. Ben dediğim gibi kendim çok sevdim. Ama siz beğenir misiniz, beğenmez misiniz? Tabii ki tercih sizin. Bu şekilde kışa hazırlık, hediyelik, çocuklarınıza, torunlarınızı kendinize nasıl isterseniz öyle yaparsınız bu modeli. Mavide duruşu ve sarıda duruşu. İşlem bu. Tamam mı? Anlaşılmayan bir yeri varsa Instagram sayfam sema04 oradan ulaşabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. 6 kere iplik çıkarıyorsun. Ortadakini örüyorsun. Burada çıkardığın 6 tane ipliği onun üzerinden aşırıyorsun. Hepsi bu. Aralıklar sizin tercihinize kalmış bir şey. 5 tane aralık koyarsın ama bence bu kadar ideal. Bugünlük de bu kadar. Kışa model arıyorsanız Sema'nın Patikleri kanalına girip Google'dan da yazarsanız bulursunuz. Pinterest'ten yazarsanız bulursunuz. Facebook'tan Sema Tazar yazarsanız bulursunuz. Instagram Sema04'ten de bulur. Bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Demeden ipleriniz tercihinize bağlı. Ben evde kalan parça ipleri anlatıyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Başka bir işte görüşmek üzere. Bay bay.